portreler 1952 Merzifon doğumlu. Kuleli Askeri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA'da psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu'da yaptığı hastane hekimliği sonrasında GATA Haydarpaşa'da yardımcı doçent ve doçent oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albayla ve profesörlüğe yükseldi. 1996-1999 yılları arasında 100. Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve adli tıp kurumunda bilirkişilik yaptı. İsteğiyle emekli oldu ve 1998'de Memory Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. Halen Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörlüğü görevlerini yürütüyor. 31'i uluslararası olmak üzere yüzün üzerinde yayını var, İngilizce ve Almanca biliyor. Üstlendiği İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı, Adaleti Savunanlar, Mutlu yuva mutlu yaşam ve haydi tut elimi dernek başkanlıklarıyla sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor. Aldığı ödüller, üyesi bulunduğu uluslararası saygın bilim kuruluşları, yazdığı onlarca kitap. Dolu dolu bir hayat şüphesiz. Birine karşı sevgi hissettiğimiz zamanlarda da ürettiğimiz bir salınım ve titreşim vardır. Korkan insanın yaydığı enerji farklıdır, sevgi ve güven sahibi insanın enerjisi farklıdır. Kalbi yoğun olan insanın yaydığı ancak şu anda bizim ölçemediğimiz bu salınım, evrende bağlanılabilir bir frekansla iletişime geçebilir. Nasıl ki bir radyo frekansının gönderdiği frekans cihazlar kanalıyla buluşup onları dinlememize vesile oluyorsa, bizden yayılan frekanslarda, kendimize benzeyen insanlardaki frekansla uyuşup bağlantıya dönüşüp, adeta ilahi kaynaktan gelen titreşimleri düzenleyerek, onların birbirleriyle duygusal alışveriş yapmalarını sağlamaktadır. Sevginin, radyo dalgaları gibi dalga dalga yayıldığını söyleyen Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün radyomuzun konu. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de dört dörtlük portreler başlıyor ve 4 dört dörtlük portreler tanımını dolu dolu dolduran, tam anlamıyla ortaya koyan bir isim Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam e, siz de eserlerinizde aslında sık sık vurguluyorsunuz, kişi yüzüne karşı övülmez. Biz de bugün bunu nasıl yapacağız, bu zorluğu yaşayacağız. Hani sizi yüzünüze karşı methetmeden ki belki haddimize de değil ama en azından koyduğunuz eserleri de biz nazara vererek Nevzat Tarhan'dan söz etmek istiyoruz. Eserlerinizi okuyanlar ve benzer bu doğrultuda yazılan eserleri okuyanlar mutluluk temasıyla sıkça karşılaşıyor. Bir kere hepimiz mutlu olmak istiyoruz Hı. ama herkesle birlikte olmak istemediğimizden mi acaba hiçbirimiz mutlu olamıyoruz? Hı. Buradan başlayabilir miyiz? Sizin insanları mutlu etmek gibi bir misyonunuz mu var mesleki olarak da? Hı. Tabii şimdi mesleki olarak insan psikolojisiyle uğraşıyorum ve hep günde onlarca sıkıntılı hikaye ve sorunlu ...hayat dinliyorum. Böyle durumlarda... ...insanlara yardım etmek ve çözüm üretme konusunda... E, ...ortalama bir insana göre... ...çok daha fazla mesleki olarak... ...zaman harcamak durumdayız. Ve e, bunu e, yaparken... ...diğer taraflarına bakıyorsunuz... ...insanlığın gidişini... ...toplumsal bir sorumluluk açısından da... ...çünkü e, psikiyatri... ...diğer e, tıp alanları içerisinde... ...bir özelliği vardır çocukla birlikte ruh sağlığı ve hastalıkları diye geçer. Sadece hastalıklarla değil, sağlıkla da ilgileniyoruz. Yani normalle ilgilenmeden hastalıkları düzeltmenin çok bir anlamı yok. Ruh sağlığını artırma ile ilgili neler yapılabilir? bu burada da önemli olan kişinin yani mutluluğunun mutluluk konusunda birçok kimseye bakıyoruz. Mutlu olabilecek ya çok sorun çözme stilini bilemediği için stres yönetimini bilemediği için ...ve kişiliğindeki bazı olumsuz özellikler yerine... ...birçok şeyi kaçırıyor... ...kayıp hayat yaşıyor insanlar... ...mutluluğu kaçırıyorlar çok basit sebeplerle... ...ve bunun üzerine biz hastalarla uğraşmak... ...çok zahmetli, çok zor... ...topluma, ülkeye maliyeti çok fazla... ...koruyucu ruhsalı daha önemli... ...ve toplumun hasta olmaması için... ...ruhsalın iyi olması için neler yapılabilir... ...ve dünyanın gidişi de bu yönde... ...ekonomik seviyesi iyi dünyada... Ve ...refah düzeyi iyi... ...refah paylaşımıyla ilgili sorunlar var burada da bakıyorsunuz yani aynı paralelde giden mutluluk paylaşımı yok mutluluk oranı aynı paralelde artmıyor bunun üzerine ve yani kendi mesleğimiz ne katar buna ve kendi kültürümüz inanç sistemimiz ne katar buna bunu buna kafa yorduğunuz zaman e, yeni fikirler yerli ve yeni fikirler ortaya çıkıyor ve bunlar e, mutluluğu bir sermaye gibi görmek gerekiyor yani sermaye nasıl e, ...çok olursa... E, o derece... E, yani ...yatırım yapılabilir... ...ama e, e, finansal sermaye gibi... ...mutluluk da önce üretilip sonra tüketiliyor... Evet. ...üretmek gerekiyor... E, ...mutluluğu eğer biz meslek olarak... ...üretme konusunda bir şey yapmazsak... ...ya yani mutluluğu ortamda olmayan... ...bir anne baba aile çocuk... ...bunların sorunlarıyla uğraşmak daha zor uğraşmak, daha zaman ve enerji kaybı gerektiren bir durum. Bu nedenle mutlulukla uğraşmayı bir mesleki bir sorumluluk gibi, hem de topluma karşı bir borcu gibi e, borcum gibi düşünerek hareket ettim yani bu konuya vurgu yapmamızın sebebi o dinleyicilerimizden de hak verenler olacaktır şimdi dürüst olmak gerekirse ki gerekir mutlaka meslek seçiminde bazen şartlar bizi zorlar evet. yani daha iyi para kazanırım daha rahat ederim işte daha istediğim şartlarda çalışırım e, fakat bazı meslekler vardır hani çocuklukta şekillenir şu olacağım denir belki gençlikte hayaller girer hevesler girer şartlar değişebilir ama sizin bu mutluluğu bir meslek unsuru haline getirmeniz ne zamana dayanıyor yani çocuklukta, gençlikte ne zaman ben bu alanla çalışacağım dediniz, bu ben, alanla ilgileneceğim? Şimdi meslek seçiminde ben işte tıp tıbbı bitirdikten sonra işte ihtisas seçme noktasında yani genellikle yani meslektaşlar arasında hep konuşulurken işte küçük cerrahi branşlar yani hem az yorulursun hem çok kazanırsın diye hep konuşulurdu bizim <laughs> dönemimizde. Onlar da göz, kulak, burun, boğaz falan. Ben yani o, onun etkisiyle önce kulak, burun, boğaz istedim istedim. Fakt, baktım sonraki stajlarına gittiğimde baktım. Ya ben sevdiğim şey yapacağım dedim. Yani birçok arkadaş güldü bana. Psikiyatri seçtim. Yani ben yaptığım işi severek yaparsam, sevdiğim işi yaparsam o iş çok çalışır ve yormaz beni diye düşündüm. Bu, bu şekilde seçtim. Yani bizim yani tıp dönüm... okurken branşlaşmaya siz bu şekilde, bu şekilde karar, karar verdiniz. Peki tıbba ne götürdü sizi? Annenize mi söz verdiniz? Neden yani, tıp okudunuz? Tıbba bizim ailede hekim çok. Dayım yani Türkiye'nin ilk kardiyologlarından Samsun'da Tahsin Çeleci, diğer dayım diş hekimi ve e, ailede yani yurt dışında o dönemde 1900 biz çocukluğumuzda işte 50'lerde e, Amerika'da 7 sene kaldı. Ya yani o e, annem beynimizi yıkadı. Dayın şöyle, dayın böyle diye bir onunla ilgili <laughs> bir motivasyon oluşturdu bizde. Yani ben asker liseye gittim. <laughs> o e, asker lisenin son sınıfında eee e, e, ilginçtir. E, 400 küsü öğrencilik e, harp okuluna gidecek. Bunun içerisinde 40 tane öğrenci üniversite sınavına girmek için seçilecek. 40 öğrenci. Fakat hep işte böyle eşi dostu tanıdığı olanlar girebiliyor. Yani bir şey yok. Komutan seçiyordu. Bir, sınava, o sınava girme hakkı veriyordu. Benim e, baba, ailem zorluyor. Git işte askerlik zor bak kazanırsın sen git falan diye. Ben e, yani ben nasıl seçileceğim, benim bir şeyim yok diye ben e, torpilim yok, kimsem yok diye düşünürken hayatındaki böyle rastgele iyiliğin güzelliğini anlatan bir örnek yaşadım. Yani Gümüş suyu Asker Hastanesinde göz muayenesi oluyorum, gözlük numaralı hı hı. muayene olurken oradaki e, göz doktoru yaşlı bir doktordu, kırsan saçlı böyle alwa ismini bile bilmiyorum, bunu e, hatırlamıyorum. Bana söyledi ya senin gözlük numaran büyük dedi sen şeye gidersin yani harbi okuluna gidersen yardım sınıf olursun dedi ben de boynumu büktüm aslında ben tıbba girmek istiyorum ama komutana söylemek lazım hiç tanıdığım yok falan böyle dertleşir gibi söyledim o da komutanın sınıf arkadaşı, arkadaşıymış benim yanımda hemen telefon etti Kuleli Asker Lisesi komutanına Bayram Aslan'dı o zaman komutan telefon etti o da ertesi gün beni çağırdı komutanın makamına da ilk defa girmiş oldum böylece çağırdı ve sınava girme ile ilgili şey hak verdi bana girdim sınava cerrah başı kazandım orada e, ve bu şekilde oldu yani öyle bir şey olmasa sınava girme hakkım bile olmayacaktı yani bu insan hayatında hiç işte rastgele hiç tanımadığım bir insana bir iyilik ya. Yani. O bana çok güzelde bir örnek olmuştur. Işte. Evet aslında böylece kitaplarınızda da evet. sıkça vurguladığınız iyilik ki az önce sevgili Saadet Baykal arkadaşımızın sesinden hayat hikayenizi özetlerken son kısımda bir kısa alıntı yaptık. Orada da vurguluyorsunuz. Hani siz sevgi duyarsanız bunlar dalga dalga yayılır <laughs> ve bir şekilde evet. etkileşime yol açar. Hani e, kitaplarınızda sıkça vurguladığınız bu iyilik, iyi düşünme, sevgiyi <laughs> yayma daha sizi gençlik yıllarınızda çok doğru bir yöne kanalize etmiş evet. ki biz de şimdi onlarca kitap kitabın yazarı Profesör Sayın Nevzat Tarhan'la konuşabiliyoruz. Askerlik ve psikoloji. Şimdi e, Türkiye'de malum her e, Türk asker doğar gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi yeni yeni ya tamam asker doğalım ama biraz da sanatçı, biraz da bilim adamı olalım da ifade edilmeye başlanıyor psikoloji ve askerlik ilk etapta çelişir gibi duruyor. Hı. Ama bunun izahını da sizden rica edeceğim. Çünkü e, askerlikte bütünün başarılı olabilmesi için, bütünün başarı sağlayabilmesi için psikolojinin çok iyi idare edilebilir olması Hı. lazım ki sevk ve idare gerçekleştirilebilsin. Oysa siz diyorsunuz ki her insan, her birey farklı bir dünya, Hı. farklı bir ruh. Sizin e, mesleki yaşantınızda ve askerliğinizde hiç çelişkanlar oldu mu? Ya Şimdi 14 yaşındaki askerliği. Kuleye gittiğimde askerliyse, şimdi askerliyse disiplinli bir ortam, disiplinli bir ortam ve orada yani her hiçbir şey tesadüfe bırakılmamaya çalışıyor. Yani her şey yani yaz planlı programlı giden bir hayat var. O onu ben faydasını şöyle gördüm. Mesela bugün yani tıpta böyle hasta tedavi ederken e, e, bu Hipokrat'ın bir sözü var. Önce zarar verme diye. ...onun altına ben hastanedeki bizim çalışan arkadaşlar... ...bir madde daha ekledim. Hastaya zarar verme türlerinden birisi de... ...hastayı tedavisiz bırakmaktır. Yani şimdi... ...yani şimdi hastayı tedavisiz bırakmak... ...yani senin bir şeyin yok geçer diyorsun mesela... ...çocukta, çocukta yani hiperaktif bir çocuğa... Hı hı. ...fakat çocuk büyüyor, ergenliğe giriyor... ...ondan sonra tedavi günü zamanı geçiyor. Bunun gibi... yani hı. ...hekim hastası için yapılması gereken bir tedavi seçeneği varsa ki sağlık vekaletini almıştır hastanın ve varsa o hasta adına literatür araştıracak, dünyada yenilikleri araştıracak, her şeyi araştıracak en son tedavi, en son yöntem neyse onu hasta adına arayıp bulmak gibi bir sorumluluğu var. Bunu yapmaz hastayı tedavisiz bırakır. Bu nedenle biz yani yeni tedavileri, yeni anlayışları Türkiye'ye getirmem gerekir diye düşündüm ve biz kurum olarak, hastane olarak hep bu şekilde işte memory center'ın Türkiye temsilcinin 98'de aldığımızda falan hepsinde de yani manyetik uyarım tedavisi, beyin haritalama, beyin görüntüleme bütün bunlar ilk uygulayıcısı olduk. Buradaki motivasyonumuz da buydu ve bunu askeriden aldığımız bu şeyle. Yine askeriden aldığım <laughs> ve tıpta uyguladığım diğer bir yöntemde komutan sadece yapılan şeylerden değil yapılmayanlardan da sorumludur diyor yapılan yani Burada ben evet. hekim sadece yapılan tedavilerden değil yapılmayan tedavilerden de sorumlu o hastayla. Bu çok değil. evrensel bir ilke değil mi aslında? Evet. Yani hayatta sadece yaptıklarımızın faturasını ödemeyiz. Çok evet. zaman yapmadıklarımızın da bir faturası vardır. Evet. Belki e, çok göz önünde değildir ama seneler geçince anlaşılır. Siz size i̇şte, az önce verdiğiniz hiperaktif çocuk örneğindeki evet. gibi. Anlaşılır fakat uygulamada bu olmuyor nedense onu gördüm. Yani şimdi mesela almış bir tedavi ben furokçı bir yöntemi almış bunu hı hı. uygulayan bir hastaya... Hekim, hekime hasta geliyor. Ben sadece bunu uygularım. İyileşmezse, yani benim sorumluluğum değil diyor. Gö gönderiyor. Halbuki o hasta adına o yöntemi yetmezse başka yöntem, o yetmezse başka yöntem. bunları araştırması gerekiyor. Yani böyle bir bakış, bütüncül bir bakışa ihtiyaç var. Yani hasta hasta yerine koyarak yapılan yaklaşık bu evrensel bir doğru ama pratikte hiç uygulamada yok. Bu uygulayana da garip karşılanır gibiydi ve bunu ama askerde böyleydi bu. Ve bunu ben şurada da gördüm. Yani bizim e, Üsküdar Üniversitesi'nde ya da İstanbul Hastanesi'nde kalite standartlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu kalite standartlı çalışmalarında yaptığımızda görev tanımı, daha sonra işte checklistlerin oluşturulması, prosedürlerin oluşturulması, yani bütün o e, izleme e, kriterlerine baktığımızda askeriyede hani vardır ya tuvaletin arkasında bir talimat yazarlar. Hı hı. E, aynısı işte ISO'larda, CESA gibi kalite belgelerinde olan şeyler. Evet. Yani askeriye bunu ISO'dan önce yapmış bunu yapıyor. Yani bu askerinin gelen böyle geleneksel bir disiplini var. İşte Türkiye'deki bütün e, kurumlar hemen hemen çoğu cumhuriyetten sonra başlar ama askeri kara kuvvetler kuruluşu Hı. -hı. önce başlar. Yani böyle bir gelenek var silahlı kuvvetlerin. Bu bu e, silahlı kuvvetlere girmeyle birlikte bu disiplin veriliyor. Yani bu bu disiplinin olması e, mesleki kalite standartları açısından e, her alanda e, olması gerekir e, bir e, yaklaşım. Yani askerinin insan psikolojisine ters gibi düşünmemek gerekiyor. Yani askerin kendi içerisinde kendi bir alt kültürü var askerin silahlı kuvvetlerde bulunmanın askerinin dış o kültürü alıp sen sivile uygularsan mantıksız gelir, saçma gelir. Ama o kendi içerisinde doğrudur. Mesela kıtada e, diyelim bir e, yatakhaneden kalkıyor insanlar, yürüyerek elini sallayarak yemekhaneye gitmesi gerekir. E, askerlik yapanlar bilir, hiç öyle değildir. Hemen Yatan toplamadan hiçbir yere gidemez. Sonra <laughs> yat, e, yatakhanenin önünde hizaya geçer, esas duruşa geçer, 10 kişi olur. Başlarında bir takım komutan gider rap 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 yürüyerek giderler. Modern psikoloji o, buna karşı mı? İşte buna karşı değil. O, o orta askerinin çünkü savaş eğitimi ...muharebeye yani evet. muharebe hazırlık eğitimi veriyor. Yani savaşta e, it, itaat çok önemlidir, disiplin önemlidir. Hı -hı. Yani hedefe çünkü o anda yani savaş anında kendi fikrin olsa bile söyleyeceksin komutana ama komutan ne dediyse onu yapacaksın. Eğer Hı -hı. bunu yapmazsan. E, Hı -hı. Savaş sanatını bilmiyorsun, uygulamıyorsun demektir. Bu kendi içerisinde bu mantıklı ama bunu alıp sen sivile uygularsan, sivile orayı kışlayıcı evet. üniversiteyi karıştırırsın. Yani bu, bu, bu Mühim böyle bir durumlarda bu bunu yani pozit makam e, şartlara göre düşünmek önemli. Askerin içerisinde mantıklı olan şey sivil ortamda saçma gelir. Ama sivildeki o işleyişi de e, e, savaş ortamından taşırsanız. Orada anarşi çıkar, çıkar. Bunun için yani zaman ve mekan bakışını getirirsen askerinin psikolojisinin, askerideki yaklaşımın insana aykırı geldiğini. Yani psikiyatri aykırı geldiğini söylemek haksızlık olur bu nedenle bu makamları karıştırmayla ilgili Nevzat Tarhan hiç kendi içinde böyle bir çelişki yaşadı mı yani bir taraftan apoletli bir subay bir taraftan da hekim hani evet çelişik değil çünkü her kavramı kendi alanı içerisinde kendi zamanı mekanı içerisinde değerlendirdiğimizde böyle bir sıkıntı yok ama böyle çeliştiğini düşündüğünüz emir komuta zinciri içerisinde daha hareket edemediğinizi düşündüğünüz anlar oldu mu şimdi askeri askerlik yaşam tarzı gibi bir yaklaşım var bu yanlış ben askerli yaşam tarzı olarak hiç düşünmedim. Yani mesai bittiği zaman asker kimliğini bitirmeye çalıştım. Bizde hep Amerikan vari Tabii. yaklaşım diye özetleniriz. Yanlış askeri doğru ama bu işte. Hı -hı. doğru işte bu. Yani böyle olduğun zaman subaya subaya ayrımı da yapılmaz mesela Hı -hı. Amerikan ordusunda. Subaya subay çalışır orada hiyerarşi vardır. Yani öğlen tatili olduğu zaman herkes ayağını uzatır subaya subay birlikte konuşur ama bizde şeyde bile yani yani askeri ortamda emir komuta zinciri devam eder. Lojmanda da devam eder, okulda da devam eder. Ve bu yani hep, hep astın psikolojisini bozmaz mı? Bu bozuyor bu işte silahlı kuvvetleri yıpratan bir şeydir bu. Yani silahlı kuvvetlerin bir askerlik mesleğini yaşam tarzı haline dönüştürüyor. Yaşam tarzı değildir. Askerlik bir meslektir meslektir hatta yani şeyde Osmanlı döneminde çiftçilik yaparken savaş zamanı hemen elbiselerini giyip şeye gidiyorlar hı hı. hazırlık eğitim yani bu şekilde yani, yani üretimden de insanı koparmamış oluyorsunuz evet. yani bu aslında şeyde de ilgili yani eski topar to, toplayıcı kültürlerde olan yani zenginleşme tarzında yani Orta Asya'dan gelen kültür kentleşmeye başlamadan önce yani insanlar Evet, saldırma toplama tarzında öyle zenginleşiyorlarmış ya. Yani bir yere gidiyorlar, hayvanları alıyorlar, para, toplanan paraları, öbürleri üretiyor, kazanıyor, birileri topluyor, getiriyor. Böyle bir kültür varmış ama şehirleştikçe üretim ön plana çıkmış. Yani zengin askerlik zenginleşme aracıymış eskiden. Evet. Şimdi zenginleşme aracı değil, sadece savunma e, için gerekli. Yani böyle olunca askerlik bir toplumun hayatında birinci planda olmamalı. Yani gerektiğinde kullanılmalı. Yani bu, bu nedenle bunu eğer bu dünyanın gidişi bu yönde yani e, endüstri devrimiyle birlikte dünya buna doğru gitti, Türkiye bunu kaçırmıştı. Hocam anlıyoruz ki aslında genetik bir yatkınlığınız da var. Çünkü ailede dediğiniz gibi hayli doktor var. Hı. Dayınız da Amerika'da 7 evet. sene kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ki anneniz de zaten bir şekilde dayınızın reklamını bolca evet, yapmış. Gerçekten. Siz de Memorus Center of Amerika'yı Türkiye'ye getirerek, Türkiye temsilciliğini alarak bize şöyle bir mesaj verdiniz bir yerde. Modern psikoloji ve psikiyatri bir yerde batı temelli. Zaten isimlendirmesinden baktığımızda da bugün metodolojisini ortaya koyduğumuzda da bu çok net görünüyor. Fakat sizin eserlerinize bakıyoruz. Özellikle son birkaç sene e, bizim kültürümüze, bizim Hı. toprağımıza ait isimler öne çıkar çıkarıyorsunuz. E, o isimleri özellikle birazdan soracağım. Fakat e, şu geliyor akla ister istemez. Hani batıdan asla kopuk değilsiniz. Hatta oradan ticari de bir ilişkiniz var e, baktığımızda. E, fakat eserlerinizde kesinlikle çok yerli doneler var. Siz nerede beslendiniz? Yani hangi kaynakları okudunuz? Hangi isimleri referans aldınız? Kimler etkiledi sizi? Tabii e, ben <laughs> şimdi yani yetiş, yetişme biçimi tamamen şey tabii. Yani fen bilimleri ağırlıklı. Yani asker lisede <laughs> hatta matematik kimse sevmezdi. Ben severdim ilginç bir şekilde. Kızardı arkadaşlar bana. Yani severdi. Ee, bu böyle bir e, ortamda e, yetiştim yani fen bilimlerinin yüceliği zaten tıbba yönelmenin de e, altında yatan yani yetiştirilme konusunda onun yüceltilmesi hem aile çevresinden hem hı hı. eğitim sisteminden yüceltilmesi fakat e, psikiyatri insanın yani e, kendini tanımasını kendini ve e, sosyal e, e, psikiyatri tıpla sosyal bilimler arasındaki köprü e, bir meslek. Yani sosyal bilimlere ilgi duyan bir kimse e, psikiyatri tıbbın bu alanını se seçer. Yani böyle bir seçim yapma Herhalde tercihim oldu benim yani bunu yaparken tabi yani kişinin kendi kendini hem kendini rahatlatıp hem mesleğini ilerletmek gibi bir yaklaşımın rolü var burada Yani gönlendirmenin dışında ailenin etkisi var ben insan hani çoklu zeka kuramı var şimdi çoklu zeka kuramında e, ...aşağı yukarı on tane Kur'an var... E, 10 tane zeka türü var... ...mantıksal zeka var, duygusal zeka... ...sosyal zeka, müziksel zeka gibi... E, ite, e, ...ahlaki zeka gibi... Bir ...tanımlamalar var... ...bunların içerisinde... E, ...böyle içsel zeka var bir de... ...yani içsel zekası yüksek olan kişiler... ...iç gözlemi daha kolay yapıyorlar... ...yani ben sanki... ...o, o yönde kendimi daha... ...geliştirmeye farkında olmadan bilinçli olmayan bir tercihle insan yöneliyor ona yani ilgi duyduğu bir alan oluyor, ilgi duyduğu bir konu oluyor. Bu konulara kafa yoruyor, yatırım yapıyor. Hı hı. Bunu yaparken şimdi Batı kültürünü inceliyoruz, araştırıyoruz. Fakat Batıdan bakıyorum yeni bize yeni bilgiler. Özellikle 95'ten sonra <laughs> Antonio Damasio'nun bir kitabı çıktı. Bu kitap nörolog sinir bilimci yazıyor. Duygular bilimsel kategoridir dedi duyguları artık bilimsel e, menzile girmiştir duyguları incelememiz gerekirdi Beyin, eğitilebilir ve be, yönlendirilebilir yani beyinde duygulardan sorumlu alanlar var sosyal e, durumlardan sorumlu alanlar var diye bunun üzerine baktım bize batılılar Mevlana'yı alıyorlar bize sistematize edip bize pazarlayacaklar bu çok rahatsız etti beni yani kendi değerlerimiz gelimizdeki el, kıymeti ...Paul mesela alıyor kitabını... ...hiç bir referans vermeden Mevlana'yı anlatıyor... ...daha sonra da bize... ...bütün dünyaya satıyor... ...yani birçok şeyimiz... ...özelliğimiz Batı tarafından... ...referans verilmeden almıştır... ...mesela bunlardan bir tanesi protestan kültürüdür... ...protestan ahlakıdır... ...protestan ahlakına baktığımız zaman nedir... ...dürüst olmak, çalışkan olmak... ...sözünde durmak, disiplinli olmak... Ne kadar ...insanlara iyilik yapmak dediğiniz zaman... ...bakıyorsunuz sanki işte... İmam-ı Gazali'yi anlatıyor, İmam-ı anlatıyor, yani büyük bizim Mevlana'yı anlatıyor. Yani bizim kültürümüze kaynaklık yapan kişileri almışlar, oradaki Endülüs Emevilerden almışlar. Yani o Katolik kültürde yok o. Katolik kültür dünyayı terk kültürü ama Protestan kültür dünyaya din adına sahip çıkma kültürü. Ve bunu alıyor onun üzerine kapitalizmin bu tetikleyen bu Max Weber'in meşhur şeyidir. Yani kapital protestan ahlak kapitalizmi doğurmuştur diyor. Ve bunu bizden almışlar. Ya yani bu değerleri bizden almışlar referans göstermiyorlar. Şimdi aynı şekilde bakıyoruz duygusal zekada altında bunu bizden alacaklar, yine bize satacaklar. Onun üzerine ben Mevlana'yı, Yunus'u ve bunu bunu anlattığına dair tasavvufun bunu anlattığına dair ikisini birleştirdiğine dair yazmam gerekirdi sorumluluk hissettim. Evet, o halde ve o saygı şekilde yöneldim. de sorumuza bir cevap olarak evet. kabul ediyoruz. Sevgili dinleyiciler dört dörtlük portrelerde Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la söyleşimiz devam edecek ama şimdi izninizle biraz soluklanalım. Dört dörtlük portreler devam ediyor. Tabii ki dört dörtlük bir portreyle Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la devam ediyor dört dörtlük portreler TRT Radyo 1'de sevgili dinleyiciler. Hocam biz hastaların şöyle bir yanı vardır. Bize bir hekim tavsiyede bulunduğunda biz de hekimin bir açığını ararız. Bu Hı. genel bir psikoloji olmayabilir ama bunu gözlemlemişizdir. Hatta skeçlere de konudur. İşte bir göğüs hastalıkları uzmanı bir takım tavsiyelerde bulunduğunda ama hocam siz de sigara içiyorsunuz demeyi severiz. <laughs> Şimdi sizin alanınızla ilgili de ben muayenehanenize gelsem sizinle otursam konuşsam siz bana az önce dediğiniz gibi hani dertlerimi dinledikten sonra yol göstermek üzere bir takım sözler söyleseniz ben zihnimden şunu geçiririm herhalde. Peki bu hoca acaba kendini ne kadar tanıyor? Kendini ne kadar biliyor? Sizin hani e, yoğun mesainizden böyle bir fırsatınız oluyor mu? İnsanlara bu tavsiyelerde bulunurken hatta belki telkinlerde bulunurken hani Nevzat Tarhan kendini ne kadar psikiyatri çerçevesi içerisinde değerlendirdi? Psikolojisini ne kadar analiz etti? Hiç böyle bir çabanız oluyor mu? Tabii bu şeyde en yani psikiyatri özellikle psikoterapi e, ile ilgilenen kişilerin çok iyi yapması, bilmesi gereken bir şey. Kendini tanımayan kimse empati yapamaz başkasıyla. Yani bu şuna benziyor. Bir harita düşünün. Haritada nerede olduğunu bilmiyorsanız nereye gideceğinizi başaramazsınız. Yani kendine yeterli tanımayan insan başkalarına yol gösterici olamaz. Yani karşı tarafı doğru okuyamaz. Duygusal okuru yazarlığı tam yoktur. Yani kendi kendine duygusal okuru yazarının ilk adım kendi duygularını okuyabilmek. Olumlu duygularını, olumsuz duygularını her şey olduğu gibi kabul etmek ve bu şekilde kendini benlik algısını oluşturabilmek benlik algısını gerçekçi bir şekilde oluşturamayan bir kimse bir, bir, bizim meslekte çok hata yapar, çok yanlış yönlendirir bunun evet. yöntemlerini sorsam uzun evet. süreceğinden eminim evet. ama en azından e, ki siz de vurguluyorsunuz bunu. Bize modern psikiyatri de önümüzdeki yıllarda depresyonun çok ciddi bir boyut kazanacağını evet. gösteriyor özellikle 2020'de bir numaralı hastalık olacağına evet. dair bir takım raporlar da var. Hani bu bilimsel evet. çalışmalar ne kadar gerçekleşir e, öngörü itibariyle bilemiyoruz ama siz e, hani böyle bir depresyonun eşiğindeyken ya da küçük bir psikolojik sıkıntının eşiğindeyken bunu aşabilme metodlarını paylaşabilir misiniz? Mesela siz kendi ...kendinizde bunu nasıl uyguluyorsunuz? Çok bunaldınız... ...sıkıldınız. Hadi çıkayım. Hani böyle bir yöntem mi? Ne Tabii mi? yani şimdi burada kişi... ...yani kriz durumlarında... ...bir kriz yönetimi... ...şey vardır. Ama kriz yönetiminden... ...önce kişi risk yönetimini... ...yapmışsa krize zaten tutulmaz. Bu şuna benziyor. Bir gemi... ...kaptan eğer, usta kaptansa... ...atmosfere bakar, basınç... bir ...meteoroloji dinler... ...havaya bakar ve ona göre rüzgar geleceğini, fırtına geleceğini bilir, tedbirini alır, yola çıkar veya çıkmaz. i̇nsan yani hayat yolunda ilerlerken de aynı şekilde kişinin kriz çıkmadan önce kriz risk assessment dediğimiz yani böyle risk değerlendirmesi ve risk, risk analizi yapması gerekiyor. Daha sonra riskler nelerdir hayatta ilerlerken? Ben işte filanca hastayla görüşeceğim, filanca yere gideceğim, filanca işi yapacağım. Böyle durumlarda muhtemel riskler nelerdir? Ve bu riske karşı kriz planım nedir? diye düşünmesi lazım. Yani kişi kendi içerisinde mi sıkıntı geldi, bir yakınını kaybetti, bir kaza oldu yahut da bir hasta onun yüzüne tükürdü yani bunun gibi. Risk planının olması lazım. O risk planı içerisinde kişi bunun yoksa tamamen dürtüsel damlanır. Yani bilinç aldığı, bastırdığı duygularla davranır. Burada hatta rahmetli Ayhan Songur bir örneğini anlatayım. Yani onu kendisinden dinlemiştim ben. Şeyi böyle muayenehanesi yoğundu onun. Ee, ...bir hasta geliyor tam öğlen arasından gelmiş... ...hastalarını almadan önce... ...sekreteri atlatmış girmiş yanına... ...kendisi de dondurma yiyormuş... Hı hı. ...dondurma yerken işte anlatmış... ...derdini anlatıyor böyle bir, bir sürü şeyler... ...o da hoca da elindeki dondurmayı... ...sinirlenmiş yüzüne fırlatmış... ...hastanın... <laughs> ...fırlatmış ondan sonra biz dedik ki, hocam biraz... ...şey olmadı mı yani kitapları... ...dediniz dedim... ...ya belli yaştan sonra yaptığımız her şeyde hikmet arıyor insanlar dedi. <laughs> <laughs> ya yani böyle işte o bile koskoca şey yani o kadar tecrübeli evet. yani hocamız bile bir insani zaafları olabiliyor. Yani şimdi e, biz de insanız. Robot Hı -hı. gibi değiliz. Hasta, hata yapabiliriz. Yani beşeri zaaflarımız olabilir. Yani hasta o anda sinirlenebilirsin, bir şey söyleyebilirsin. Ama ya yani daha sonra onun telafi şeylerin seçeneklerini de bilmen gerekiyor. Ama sonuçta biz profesyoneliz. Hı -hı. Yani bir yani hasta diyelim e, ameliyata alınacak bir hasta krizdeki bir hasta senin yüzünde tükürse kussa kızar mısın ona? Yani tam tersi daha çok yardım etme ihtiyacı hissedersin. Yani tepki göz profesyonelsin. Yani böyle durumlarda kendini eğitmiş kişiler böyle durumlarda öfkesini kontrol edebilir, kriz planı vardır ve yani gerçeklerle algıları ayırt edebilir. İşte bunları duyunca hocam toplu taşıma araçlarının her birinde böyle düşünen bir uzmanın olması gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Ama bu böyle insanlar işte bu eğitim sistemimizde insan yetiştirirken böyle psikososyal beceriler öğretmek gerekiyor. Hı -hı. Bunlar öğretilmiyor teorik bilgiler birçokta tarihçiyor ya matematik birçok ama iyi insan olmayla ilgili insan ilişki yönetimi ilişki sermayesi öğretilmesi lazım. İlişki kurmayı öğretilmesi lazım insana. Hocam e, biz başarıya endeksli eğitildik, eğitiliyoruz. Hani bunu tabii ki daha böyle detaylı düşündüğümüzde eleştirel yönleri de çıkabilir ortaya ama başarıya endeksli bir hayat sürdüğümüz muhakkak. Çünkü başarının sonunda mutluluğun geleceğini düşünüyoruz. Bu sadece bize de has değil aslında. Hı. Belki yüzyıllardır, belki bin yıllardır böyle çok büyük bir insan topluluğu var. Bugün de de geçerli. Ee, hani ben Kaliforniya sendromuna getirerek sözü çok detaylandırmadan dinleyicilerimizi kitaplarınıza da sevk etmiş olayım ama orada hani mutluluğun e, yakalanması adına yapılan bir takım yanlışlar söz konusu. İşte hedonizmin hortlamasından e, söz etmek lazım belki. O aşırı zevkçiliğin ben merkezciliğin e, ve yalnızlık böyle bir sonuç doğuruyor. E, aslında e, bu hem sebep hem sonuç. E, bu çelişkiden nasıl çıkacağız? E, siz az önce e, sözüne ettiniz. İşte Ayhan Songar hocanın verdiği örnekte bile kendi dertlerimiz var. Fakat ilgilenmemiz gereken insanlar da var. Siz profesyoneller Hı. için hastanız geldi, onunla konuşuyorsunuz. Hani bu esnada ne kadar diğer gam olabiliyorsunuz? Ne kadar onu düşünebiliyorsunuz? Ya yani profesyonellik nerede başlıyor, nerede bitiyor? Tabii yani şimdi burada e, e, mesleki e, uygulamada kategorik düşünce vardır. Yani bir hastayı sorunları dinlersin onunla ilgili önerilerde bulunur tedavi planını yaparsın ondan sonra başka konuya geçilir. Eğer o hastanın anlattıklarını sen daha sonraki gelen hastada da aynı şekilde düşünmeye başlarsanız o zaman işinizi yapamıyor. Kategorik düşünemiyorsunuz demektir. Yani o konuyu alıp rafa koyacaksınız. O e, bir kenara ondan sonra gidip başka bir, ikinci konuyla ilgileneceksiniz. Yani empati Üç, sürekli yani, olmaz. O sürekli olmaz yani. Empati o anda yani empati bir şeydir yönetilmesi gereken bir e, enerjidir. Yani o empati karşı tarafla oturup ağlamak değil empati. Yani kendi duygularını koruyup karşı tarafın yerine geçici olarak koyup Kendini o ne hissediyor, onun o yerinde olsam ne yapardım, nasıl davranırdım, onun duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ayrı ayrı analiz edip daha sonra tekrar kendi konumunu bozmadan yorum yapabilmek yani empati yoksa öbürü sempati denir ona hiç şey yani satın almış olursun onun hastalığını. Biz iyi dostun hep o sempatiyi uyguladığını Tabii. sanıyoruz. Çünkü bizi dinleyen ah yazık yazık diyen teselli eden sürekli tabir caizse damızımıza göre şerbet verenleri iyi dost kategorisine koyuyoruz. Evet. Oysa biraz onlar istemeden de olsa kötülük mü ediyorlar? Tabii yani bu kimhane insan belki dost böyle aileden yakın kimselerde böyle yani zaman zaman duygusal yoğun paylaşımlar yaşanır. Hı hı. Fakat yani onun e, e, sorunlarını satın almış oluyorsunuz psikolojik ha. olarak. Yani o ağladığı zaman sen de oturup ağlarsan onun ona iyilik de yapmış olmuyorsun. Yani kendi kimlik ve kişiliğini koruyarak onunla onu teselli etmeye çalışman lazım. Ama o o seni sürüklememeli duygusal olarak. Mesela karşı, karşı hasta ağlıyor karşında gelmiş. Oturup sen de onun ağlarsan profesyonel değilsin. O ağlarsan sen mendilini uzatacaksın ona. E, ağlaması için e, kendini rahat bırakmasını, ağlamasının tedavi değeri olduğunu anlatacaksın ama o duygularını sen e, kendine mal etmeyeceksin, almayacaksınız. Bunu yaptığın zaman o ya yani yoksa o sizi kendi e, duygu dünyasına sürüklemiş olur. Halbuki siz onu alıp normal dünya dünyasına çekmeniz lazım. Onun için sizin doğru yerde durmanız gerekiyor. Profesyonellik böyle. Yani profesyonellik şey. böyle. Bunu insan ilişkilerinde öğrenebilir, bu zor bir şey değil. Yani bu aynı Bilmesin, her şeyi öğrenir gibi bir keman çalmayı öğrenir gibi bir araba kullanmayı öğrenir gibi özel çaba gerekiyor bunu. Yani tıpkı araba kullanmayı öğrenir gibi insan duygularını yönetmeyi öğrenmesi lazım. Bu çok önemli. Yani, Siz de bunu işliyorsunuz. Tabii. Yani duygu eğitilebilir, yönlendirilebilir ki bu aslında son zamanların da bir keşfi. Ee, hani belki 50-100 sene önce mutluluğun tanımını yapabiliyorduk, başarının tanımını yapabiliyorduk ama duygusal zekanın gündemimize girmesiyle birlikte duyguların yönetilebilir bir şey olduğunu tabii. da öğrendik. Peki bu zor bir zanaat mıdır? Nasıl yapılır? Zor değil. Yani yani insan yürümeyi öğrenen insan duyguları yönetmeyi de öğrenir tıpkı yani ama bu dediğiniz hani inisiyaki bir şeydi. Hani böyle çok da yürümeyi bize öğretmezler. Hani kalkar ve yürürüz bir yerde. Bu kadar basit bir şeyden mi söz ediyorsunuz? yani bu bu ama biz bunun farkında olmadan biz mesela duyguların yönetimini de öğreniyoruz. Mesela çocuk eline bir bardağı alıyor. Iki, bir iki yaşındaki çocuk döküyor. Biz diyoruz yaramazlık yapıyor. Aslında o çocuk kaslarını yer çekimine karşı geliştiriyor o anda. Yani bir, evet. e, bir beyin beyincikte sinirsel ağlar oluşuyor. Yani yer çekimine karşı kaslar gelişiyor, yürümeyi öğreniyor. O o bir şey, bir, o otomatik grup içerisinde oluyor. Ama e, duyguları da aynı şekilde anneden, babadan öğreniyor çocuk. Mesela çocuk duygusal doğ, doğuştan gelen bir şey değil. Mesela bir yaşındaki bir çocuk iki, iki çocuk oturuyor. Birisi ağladığı zaman öbürü de ağlamaya başlar. Çünkü onun duygusuyla benim duygusumun ayrımı yoktur. Onun duygularını satın alır o. O kendi kendi canı acıyor zanneder halbuki büyüdükten sonra onun duygusu acı, canın benim canım acı mı onun acı der. Ona yardım etmeye çalışır. Büyüdükten sonra Değişiyor. da anne baba uğraşır bu öğreniliyor. Sahiplensinler, bu sahiplensinler. Bu Anne baba model olursa kendiliğinden öğreniyor ama sonradan insan çocuklukta öğrenmediklerini, annenin babanın öğretemediğini, eksiklerini kendisini geliştirerek öğrenecek. Yani burada o eksikleri öğrenme kalıyor. Yoksa çoğunu yani duygu yönetimin çoğunu biz çocukluğumuzdan itibaren yürüme öğrenir gibi öğrenmiş oluyoruz. Eksiklerini daha bu yönden daha profesyonel yaptığımız iş şey gibi buna zaman ve emek yani yatırım yapmak gerekiyor. Yani duygularımı yönetmem lazım, Duygu eğitimi ne yatırım yapmam gerekir deyip zaman ve enerji harcarsanız öyle oluyor. Yani meslekten nasıl kendinizi geliştirmeniz gerekir diyorsunuz bu inovasyonun bir kuralı vardır yüzde on beş kuralı. Mesela inovasyon insan yaptığı bir işte inovatif olmak istiyorsa yani yenilikçi olmak istiyorsa o iş 8 saat sürüyorsa bir buçuk saatini de yani 9 diyelim 10 saat sürüyorsa bir buçuk saatini de iş yaptığı iş hakkında düşünmeye ayırması lazım. He. Yani düşünce hakkında düşünmesi lazım. Bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Nasıl olur? Yani rutin motor gibi robot gibi yapmak yerine o işle ilgili bir zaman ayırması. Zihinsel bir işin felsefesiyle ilgili. İşte burada da insan yani kendi duyguların tanımayla ilgili inovasyonun o kuralını yani benim burada bu da sinirlendim ama beni sinirlendiren e, ha, e, sebep neydi? Hangi ilkem bozuldu? Hangi prensibim zarar görüldü? Hangi kuralım etkilendi? Her yaşadığı olayda öfkelendi, sinirlendiği zaman böyle öz bir iç analizi yapabilirse ya farkında olmadan geliştirir. Ya yani bunun için gidip de öyle uzun uzun eğitimlere bile girmeye lüzum yok. Yani kişi her yaşadığı, öfkelendiği zaman, ağladığı zaman ise kişi üzen fikre ihtiyacı var kişinin. Onun fikrini bulursa duyguyla düşünce ayrımını yapar. Duyguyla düşünce ayrımını yaptıktan sonra tepkisine bakar. Tepkisi orantılı mı, orantısız mı? Uygun mu, uygun değil mi? Geçerli mi, geçersiz mi? Güvenli mi, güvensiz mi? Bunları analiz eder. Ya yani bu bu olayda böyle bir tepki verdim ama öyle değil de böyle tepki vermem lazımdı der. Örnek olayları çöze çöze kendini geliştirir yani hayatta ilerlerken yürütmeyi öğrenir gibi derken düşe kalka nasıl öğreniyorsunuz da duygularda da e, şey yaparak hatalar yaparak hataları doğru analiz ederek öğrenebilirsiniz. Yani evet. öyle bir zor bir eğitim değil. İnsanoğlu yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayata geçmekle birlikte hani o artık göçebe ruhtan kurtuldu ya da o daha nasıl diyelim mobil hayattan az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi daha askeri kimlikten yerleşik şehirli medeni bir ortama geçtikten sonra zenginleşmenin hazdını yaşamaya başladı. Ve nasıl daha zengin olurum? Tabii ki daha çok çalışarak. Nasıl daha mutlu olurum? Belki işte daha büyük evlerde, daha konforlu ortamlarda bulunarak. Fakat bir noktaya geldi ki ya mutlu değilim belki yalnızım ve işte burada da e, çok geride bıraktığı bazı şeyleri keşfetmeye başladı. Terapilere yöneldi. İşte e, hani bizim güzel bir ifademiz var Türkçemizde sapla samanın karışması. Bugün siz böyle bir ortam seziyor musunuz? Hani biz bir taraftan manevi temeli olan bir takım öğretilere de sarılıyoruz ama bir taraftan da ne kadar gerçek, ne kadar insan ruhuna hitap ediyor ve ne kadar karışık e, hani isim vermeyeyim şu an ama pek çok isimle anılan terapiler var. Siz yol kendinize bir yol bulabiliyor musunuz bunların arasında? Şimdi kapital sistemin yani, lokomotifi rekabettir. Yani kapital sistemin rekabet önemli. Yarışma olacak. Yarışma olursa üretim olacak, üretim tüketim olacak, tüketim yok çoksa da üretim olacak. Yani şu andaki dünyadaki serbest piyasanın e, alt altyapısını oluşturan rekabet önemli. Burada mutluluğu başarıyla ilişkilendirdi sistem kapitalistten sistem. başarılıysan mutlusun başarısızsa mutlu değilsin gibi başarıyı değerlilik ölçüsü yaptı. Değerli değerlisin başarısızsan değerli değilsin. İkincili mutlu olamadığı o bir dünyada böyle böyle ediyoruz. bir durumda böyle bir durumda yani 10 kişi yarışıyor sadece üç kişi ilk üçe giriyor başarıya. 7 kişi başarısız. ve 7 kişi mutsuz yapıyorsunuz. Yani başarıyla mutluluk endekslenmemesi gerekiyor. Yani kişinin mutluluğu bu böyle durumlarda mutluluğu dış bir sebebe bağlıyorsun. Başarılı olsam mutluyum, başarısız olsa mutsuzsun. Bir e öğrenci gibi ya da iş hayatındaki gibi. Yani bu güç odaklı bir anlayıştır. Bunu işte şimdi duyguların beyindeki karşılığı bulundukça mutluluk hormonu beyinde hangi, hangi durumlarda daha çok artıyor? Yani bir Budist rahibin beyniyle ortalama bir Amerikanın beyninin bir, nasıl çalıştığı olaylar karşısında anlaşıldıktan sonra mutluluk hormonunu hangi durumlar üretiyor? Nöro görüntüleme yöntemleriyle. Mesela nöro pazarlama, nöro felsefe, nöro teoloji diye alanlar var şimdi. Yani beyin beyin görüntülemeleriyle din inanç ilişkisini, beyin görüntülemeleri felsefi tutum ilişkisini her şeyi araştırılıyor şu an. Nöropazarlama mesela en, en önemli iletişimin hı hı. En önemli alanı şimdi. İşte bunlar biraz da kafamızı karıştırmıyor mu bu modern çağda? Nasıl yolumuzu bulacağız? İşte bu, 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 bize uygun bu, olan bunlar, bunlar bize doğruyu gösteriyor. Yani daha önce duyguları doğru yönetmemiz gerektiğini yani hı hı. yani bir, mesela insan yatırım yaparken yani kar zarara göre yapmıyor. Temel ihtiyacı göre yapmıyor çoğu zaman. Sevdiği yani güven duyduğu ve sevdiği konularla ilgili yatırım yapıyor. O halde sevgi ve güveni de işletmecilerin, iktisatçıların göz önüne alması gerekiyor diye düşünülüyor. İşte burada psikolojik unsurlar. 2002 Nobel e düğününe bir psikolog aldı. Kriz yönetiminde psikolojik faktörlerle ilgili. Yani bu nedenle psikoloji, mutlulukla başarıyı endekslemek. Yani başarıyı, batı kültürü hep dış nedene bağlı şu olursa başarılı ol, şuna sahip ol, başarılı, mutlu ol. Yani bu, bunu elde et, mutlu ol diye öğretiyor. Şimdi bu duyguları proses eden beyin alan duygu yönetimi anlaşıldıktan sonra doğu değerlerinin enredi, hatta Fukuyama'nın meşhur şeyidir. Yani batının prensal sermayesi zengin, doğunun sosyal sermayesi zengin. Sosyal sermaye iki, iki zenginlik birbirine, birbirine ihtiyacı var ikisinin tarzında bir yaklaşım ortaya çıktı. Yani birinden birini tercih Te, etmeye mecbur değiliz, değiliz aslında. İkisinden de ihtiyaç var. yani Doğu, doğu sermayesi, zengin paylaşım sermayesidir. Sosyal sermayedir. Bunu öğrenilmesi gerekiyor. Mutluluk için dış nedene bağlı değil. iş nedene bağlı. Yani bazı ağaçlar vardır dört mevsim meyve verir yaz, kış, bahar. Yani. yani insan her mevsimde mutlu olmayı öğrenmesi lazım. Hocam en zor soruyu en sona sakladık. Bir insan kendinizle barışık olmak, mutluluk psikolojisi, kadın psikolojisi, evlilik psikolojisi, duyguların psikolojisi, inanç psikolojisi gibi kitaplar yazabilmişse mutludur diye bir ön kabulümüz var. İyi bir baba mısınız, iyi bir eş misiniz? Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Tabii onu tabii... Onlara sormam tabii, gerek ama. Onlara sormanız <laughs> gerekir. Yani ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani Ama kendi. olun bu kadar kitap yazarken bu kadar çalışırken onlara yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Yani ben şimdi şimdi üniversitede okuyan şey oğlum var. iki <laughs> oğlum var. iki ikide torun var. Maşallah. Maşallah. Yani or var. o var bu oğlum e, e, ergenlik dönemine girmeden önce sırf onunla zaman geçirebilmek için ben atabilmeyi onunla birlikte öğrendim. Kayak yapmayı 50 yaşından sonra öğrendim yani aldık cevap. Ya yani hep onunla birlikte araba kullanmayı mesela, iki oğluma ben öğrettim. Kucağımda öğrendiler. O zaman siz şimdi eşiniz yani. mutlu etmek için de yemek yapmıyor öğrenmişsiniz evet. <laughs> Yani onu beceremedim maalesef. <laughs> Eşim de rahmetli oldu tabii. Yani Allah evet, rahmet eylesin. rahmetli rahmetli evet. oldu. Yani onun nedenle bu yani uygulamaya çalıştım ama ne, ne kadar başarılı oldum bilemiyorum. Yani onun e, e, bunu e, bu söylediklerimi kendimde uygulamam lazım. Yani bu yoksa e, tereci şeyidir. Yani başkasına e, söyleyip yani yapmak samimiyetsizliktir diyerek yani yapmaya çalıştım ama insan e, yüz e, Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Yani hatalarımız olmuştur muhakkak. Çok az vaktimiz kaldı hocam. Ee, sizin pek çok kanalla izleyiciye, dinleyiciye, insanımıza ulaşma şansınız var. Ama kitap yazmaya özel bir gayret sarf ettiğinizi görüyorum. Yani yazar olma yönünüz mü güçlü? Hani nedir sizi buna iten sebep? Yani kitap yazma konusu şöyle yani ilk e, yani kendine başlık olmak kitabını <laughs> yazdım. Yani genellikle bu ben kitap yazayım diye bir zorlamadım. Mesela çeşitli yayın evleri ya şunu da yazsana, bunu da yazsana yani. diyerek böyle talep geldikçe ben de bunu bir şey, şey gibi sorumluluk gibi düşünerek hep bu şekilde yazdım. Ee, yazdık yazdıktan sonra da e, işte yayın evlerin editörler şu konuya ihtiyaç var, şunu yaz diyerek böyle yani kitapları oturup e, ben yazdığım kitap e, böyle e, dan çok kitaplarım şu şekilde e, e, yazdım. Onun için yani kitap yani yazmada böyle üretkenlik fazla oldu. Mesela kadın psikolojisi kitabını yazarken yani kadın psikolojisi bir kitabına ihtiyaç var. İşte 2003'lü 5'li yıllarda. Böyle bir konuda bir boşluk var. Ve kadınla ilgili kadın erkek ile ilgili yeni paradigma dönüşümü var. Evet. Yeni kavramlar ortaya çıkmış. Bunları yazmamız gerekir derken bir, bir editör arkadaş sorular hazırladı. Hafta sonu oturup sordu ben cevapladım sordu ben cevapladım Ondan sonra bu, bu adım şekilde adım. yazıldı yani talebe göre hocam sizinle konuşmak bir yerde kendimizle konuşmak gibi onun için bir yerde doyum da olmuyor çok teşekkür ederiz ağzınıza sağlık sevgili dinleyiciler dört dörtlük portrelerde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'dı dört dörtlük portrelerde Özgün Ozan Karada, Gonca Gürgen, Ali Genç ve Mehmet Şahin imzası vardı. Teşekkür Güzel. ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.